Evet, Fatih Sarp ve kız kardeşi Tuğba Gümüş ve deve kuşu yumurtamız ve yumurtalarımız. Şimdi bugün Van kahvaltısına, literatürüne yepyeni bir oluşum yapma aşamasındayız. Fatih. Abi bugün kavurmalı deve kuşundan kavurmalı yumurtamızı yapacağız. Evet. Ama ilk önce çocukluğumuza gitmek istiyoruz abi. Bizim lavaş ekmeğimiz burada, otlu Van peynirimiz burada, domatesimiz. Böyle bir lavaş dürümü yapalım mı sizinle? Van yöresine ait. Yapalım ama önce ben şu deve kuşuyla canım yurdumun tavuğunu şöyle bir karşılaştım. İşte bu minicik, minnacık tavuk yumurtamız. Ben şimdi hocam gelecek, hocama şu yumurtanın faydalarından da işte bahsetmek istiyorum. Hocama sormak istiyorum aslında. Günde kaç yumurta yememiz lazım? Yumurtanın işte kardiyolog olduğu için hocam en iyi bilir. Hani kolesterole, damar tıkanıklığına, işte ne bileyim sabah akşam yumurta yiyenler var. Kas yapmak için bu yumurtanın beyazını çok yiyenler var. Protein almak için. Ve bu deve kuşu yumurtası. Bundan birazdan Fatih'le birlikte yapacağımız kavurmayı yiyeceğiz bakalım. Tadı nasıl ben çok merak ediyorum. Hiç yedin mi? Deve kuşu yumurtası mı abi? Ya yaptım yemedim abi. Yaptım. Bugün yapacağım ve yiyeceğim Fatih. Yaptık abi yemedik oğlum. Birlikte yiyeceğiz bugün abi. Yapacağım ve yiyeceğim ve bugün TV'de ilk kez yapacağız bunu. Evet. Fatih önce istiyorsan şu şeye doğru gidelim. Masaya gidelim. Tuba'yla birlikte. Önce şu masamıza gidelim. Evet abi. Van kahvaltısının sırrı nedir bize bir anlat. Abi önce. 2014 yılında Van kahvaltısı aynı anda 51.700 kişiye biz kahvaltımızı Van'da Van valiliği birlikte yapmış olduğumuz organizasyonla Guinness Rekorlar kitabına soktuk. Van kahvaltısının özelliği... Kaç çeşit var ürün? 40 çeşit şu anda ürünümüz var. Ama bu ürünlerin tamamı organik ve yöresel ürünler. 40 çeşit? 40 çeşit ürünlerimiz ama bunların hepsini diyorum. Reçellerimiz organik, peynirimiz organik, yapmış olduğumuz pastamızın bile coğrafi işaret belgesi var. Van kahvaltısında olmazsa olmaz nedir? Otlu Van peyniri. Van peyniri. Evet. Van peyniri. Tabii ki. Budur değil mi? Evet. Şu peynirin yapılışını bize bir anlatsana bir daha. Fatih. Abi. Geçen sefer getirmiştik o tenekeden almıştık. Bu salamura peynirimiz. He. Bu salamura peynirimiz koyun sütü ve keçi sütünün. Bu. Biz koyun ve keçi sütüyle birlikte içinde organik otlar. Yani sirmo, mendi, helis diye tabir ettiğimiz otlarla birlikte yapmış olduğumuz taze Van peynirimiz. Ama bu taze olarak geçiyor. Taze Van peyniri. Bunun bir de toprağın altında olanı var. Diğer sefer getirmiştik. 6 ay boyunca bu toprağın altında kalıyor abi. 6 ay boyunca bu toprağın altında kalıyor abi. Nar gibi oluyor, altın gibi oluyor. O da Ekim'in son haftasında Allah nasip ederse piyasaya çıkacak. Bunu Nisan'da Mayıs'ta ekiyor toprağa. Evet. Şey gibi, meyve gibi. Meyve gibi. Toprağın altına gömüyorsun ta Ekim'de çıkarıyorsun. Ekim'de kışa doğru çıkartıyoruz. Tandır ekmeğimizle birlikte mis gibi bir servisimiz oldu. Ey maşallah. Başka nedir burada Tuba anlat bize. Tuba burada. Murtağımız var meşhur bana özel bir lezzet. Şu değil mi? Evet. Fatih onu bir çıkarsana bir gösterelim. Abi. Nedir bu? İçerisinde tereyağı, un ve yumurtanın birleşimiyle olan güzel bir lezzet. Hem helva gibi bir şey ha? Yani helva gibi ama hem reçellerle, ballarla hem de tuzlu peynirimizle tüketebileceğimiz güzel bir lezzet. Nasıl bir şey bakayım tadına? Abi açlık zamanının bir ürünü bu. Aha. Yani bunlar açlık zamanında nilerimiz, dedemiz bağ bahçeye gittiğinde bunu yapıyorlarmış. Anadolu sofrasının murtası coğrafi işaret belgesi de alınmış bir ürünümüz. Harika. Van kahvaltısında. Harika. Loğuz annelerin de çok tükettiği süt olması açısından hem besleyici olsun diye tok tutsun diye tükettikleri bir ürün. Güzel bir ürün. Güzel bir ürün. Bu nedir? Abi, tatlı bu. Bu buğday. Buğdayın değirmeninde kavurmuş hali. Bu Van'ın Alaköy ilçesi dediğimiz bir yerden, köyünden geliyor. Değirmende biz buğdayı öğütüyoruz. Buraya getirip saçta kavuruyoruz abi. Bunu üzerine tereyağından haşlıyoruz. Bal mı orası? Cevizi, bir de balını döküyoruz bunun abi. Sabahtan akşama kadar tok tutuyor. Ermeniler savaş zamanında askerlerine veriyormuş. Diri tutsun diye abi. Aş yani tokluk hissi şey. O zamanlar yemek yokmuş. Tokluk tutsun diye. Bu nedir? Abi. Bu da ballı bir şey. Abi süzme balımızı içinde balımız. Burada bizim Van köreği şeyimiz, Van pastamız var. Van pastası. Evet, Van pastası coğrafi. Van pastası ilk defa duydum. Bunun da coğrafi işaret belgesini aldık. Kahvaltımıza koyduk, Van kahvaltısına koyduk abi. Yani biz sektirmiyoruz abi. Kahvaltıda ne varsa bütün ürünlerimizin coğrafi işaret belgelerini alıyoruz abi. Van pastası. Nasıl yapılıyor bu Tuba? İçine normal bildiğimiz yumurta, şeker, karbonat, yoğurt. Normal kek kıvamının bir tık daha yoğun haliyle kaşık şeyi de denilebiliyor aslında hani böyle
kaşıkla dökülüyor, o kıvamını alıyor. Üstüne cevizli, yumurtanın güzel sarısı ve ceviz. Bu nedir Fatih? Abi sahine. Sahine? Evet, sahine biz Van kahvaltısına koyduk bunu. Bal, tereyağı, bir de üzerinde tahinimiz var. Üzerine en son susamı döküyoruz. Ramazan aylarında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan aylarında bunu sahurlarda. Ha, sahine. Evet, sahine. Evet, buraya yapmıştık. Sahinemiz bunu. Bir de evet, bir Van kahvaltısına koyduk. Van otu çöreğimizle birlikte muhteşem bir lezzet oldu diyebiliriz efendim. Ama bizim tabii burada coğrafi işaret belgeleri aldığımız ürünlerden birisi de Isparta'ya gideceğim şimdi abi. Şimdi yani Isparta'da gül reçeli çok meşhur ama Van'ın gül reçeli de çok farklı. Van Edremit'te selamlar olsun. Van gül reçelimiz Edremit'te. Coğrafi işaret belgesi aldık biz bunu. Biz Isparta'dan önce aldık ama. Yani bu bizim tescilli ürünümüz. Tadına da bakabilirsin abi, muhteşem bir lezzet var. Evet, bu da Van Edremit bağlarından getirmiş olduğumuz muhteşem bir lezzet diyebilirim size. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Bu Van pastırması. Abi orada pastırmayla. Abi orada kavurma. En başta gördüğümüz olduğumuz Van kavurması var. Van kavurması. Kavurmamız nasıl oluyor? Dananın sırtından kuyruk sokumuyla birlikte yapmış olduğumuz, kuzunun kuyruk sokumundan yapmış olduğumuz muhteşem bir lezzet. Van kahvaltısında olmazsa olmaz kavurmalı yumurtamız. Aynen öyle. Biz de deve kuşu yumurtasından birlikte yapacağız o lezzeti. Şimdi bunu bunu deve kuşu yumurtası yapacağız. Bütün Vanlılardan bu saatte kalkan Vanlılar şimdi kalkmıştır demiştir ki deve kuşu yumurtası ne alaka Fatih demiştir ama bir deneyeceğiz. Evet. Tadına da bakacağım. Kesinlikle abi, o lezzette bir tadalım diye düşünüyorum. Burada Van cacığımız var. Van cacığı. Van cacığını birazdan birlikte yapacağız. Süzme yoğurttan yapıyoruz abi biz bunu. Süzme yoğurt zaten orada kesesinde görürsün abi. Bir şey diyeceğim sen söyle de abi. Yani her şeyin önüne bir abi, Van cacığı, Van yoğurdu, Van peyniri. Van'ı eksiltmiyoruz. Van zeytini, Van yumurtası, Van çöreği, Van pastası. Evet abi, ama biz Van'ımızı çok seviyoruz. Buradan Van Gölü'ne selamlar, Akdamar Adası'na, bütün memleketime, herkese selamlar olsun. Bir kere Van Gölü'nde yüzdüm biliyorsun değil mi? Evet abi, sodalı. Çok bir kere güzel. Yüzdüm o sodalı şehri. Çok güzel. Bak yüzmeyi bilmeyen için o kadar zor bir şey ki. Evet. Kaldırmıyor ya seni yukarı. Kaldırmıyor. Çok zor. Ama bir de Van Gölü'nün bir özelliği var abi. Hani böyle yara bere oldun mu denize girdim hemen iyileşiyorsun. Sodalı ya. Sodalı oldu mu hızlı bir şekilde iyileşebiliyorsun. Tabii orada da Akdamar Adamız var. Bu nedir? Bu da Van zeytini mi? Bak şimdi. Ne bu? Van, Van zeytini söyle. Zeytinlerimiz hepsi organik yöresinden geliyor efendim. Burada un helvamız var abi. Bu ne? Nohut ne alaka? Nohut nasıl alaka? Biz kahvaltıyı biraz zenginleştirelim dedik. Artık Van kahvaltısı biraz zenginleşsin. Artık Van kahvaltısı bir marka haline gelsin. Bunlardan bir tanesi de nohutumuz olsun, sahinemiz olsun, patatesimiz olsun. Geniş bir alana, geniş bir çevreye biz hitap edelim şeklinde kendi ürünlerimizi bu şekilde pazarlıyoruz efendim. Hadi buyurun o zaman. Geçelim mutfağımıza. Domates reçelimiz var burada. Ceviz reçelimiz. Aa. Abi bak bu lezzetimiz... Van'dan geliyor biliyorum. Abi bu ceviz reçelini ben özellikle söylemek istiyorum. Ahlat, Bitlis Ahlat'tan getiriyoruz. Van kahvaltısında gerçekten de tatlı olarak olmazsa olmazımız efendim. Bunu süt kaymağımızla birlikte birleştiriyoruz. Ver. Ceviz reçeli ve süt kaymağımız. Bir tatlı yedim, bir tuzlu yedim, bir de vokuş yiyeceğim. Şimdi bilmiyorum ne olacak. Afiyet şekerler. Durumum ne olacak bilmiyorum. Hadi gidelim mutfağa. O geçelim. Gel. Abi. Geç abi. Gel. Yumurtayı kırıyor muyuz? Abi yumurtayı kıralım mı ama... Bir çocukluğumuza gidelim mi abi? Hadi git. Yani çocukluğumuza gidelim. Bu bizim tandır ekmeğimiz. Van'da, yani burada da artık büyük şehirlerde de tandır ekmekleri yapılıyor. Abi bu çocukluğumuzun bir ürünü diyeyim ben sana. Bunu sen de denemişsindir. Herkes de denemiştir. Ne yapacağız? Böyle lavaşı aldık abi. Evet. Lavaşı aldık. Burada domatesimizi alalım abi. Ne yapacağız? Sandviç mi yapacağız? Abi dürüm yapacağım abi. Bak abi. Van domatesi mi? Abi, organik domatesimiz. Bunu herkes bilir abi. Bunu çocukluğumuzda doğuda yaşayanlar, Anadolu şehrinde yaşayanların tamamı bilir abi. Ben kahvaltıya çok önemsiyorum. Kahvaltı öğün olarak da gerçekten çok önemli bir öğün. Evet, birazdan abi. Hocamıza da soracağım. Doçent doktor Muhammed Keskin. Evet, hocam abi. Da Bingöl'lüymüş, benim hemşerimmiş. Eyvallah şimdi abi. Şimdi iki Bingöl'lü, iki Vanlı. Oturup konuşacağız bakalım. Eyvallah abi. Bingöl balı mı, Van balı mı? Hadi bakalım. O zaman iddia edelim. Aha, hadi bakalım. Abi yeşilliğimizi koyduk. Hadi bakalım. Yönetmenim de Bingöl'lü, Bingöl balı diyor. Yönetmez. Abi otlu Van peynirimiz. Evet. Güzelce böyle üstüne bir serpeleyelim abi. Bak sana mis gibi kahvaltı işte. Bak abi bu çok güzel bir ürünümüz. Bu bizim çocukluğumuzun dürümü diyelim abi. Aha. Sabah kahvaltılarda hemen hızlı bir şekilde yumurtalarımızı koyalım abi. Evet. Böyle güzel bir lavaşımızı yaptık abi. Kapat lavaşı. Ben bunu bizim defçiye vereyim, kelebeğe vereyim. Yesin. Gel, vallahi yesin. Akşama abi. Kadar yer o. Gel. Abi böyle bir dürümümüz var abi. Bu da bizim çocukluğumuzun
dürümü abi. Muhteşem bir lezzet diyeyim sana abi. Evet. Ben bunu vereyim. Tamam abi. Bir de burayı toparlayalım. Al canım. Sana çok güzel bir dürüm yaptım. Bu dürümü ye. Yerken beni hatırla. Afiyet olsun.